Merhaba. Bugün Delta HMI'ya uzaktan bağlantı sağlamayı göreceğiz. Yani bununla bizler işte neler yapabiliriz? Delta HMI ile akıllı ev sistemi gibi kullanabiliriz. Bunu yaptığımız takdirde fiyat olarak da ucuz kalır. Artı makineyi uzaktan kontrol etmek istersek, yani herhangi bir işletmenin işte ışıklarını yakıp söndürmek veya şey yapmak istediğimizde de bunu rahatlıkla kontrol edebiliriz ve şey olduğu zaman da zaten bize alarmları da verir. HMI'daki bütün görüntüleri alabiliriz. Bunu Delta'nın Remote tool'u var. O programı indirerek veyahut da Delta'da üst versiyon operatör paneli kullandığımız zaman VNC var. VNC ile bağlantı sağlayabiliriz. Ama Delta fiyat performans açısından uygun olduğu için Remote kullanmak her zaman için daha uygun. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu işte cep telefonumuza öncelikli olarak remote'u indirmemiz gerekiyor. Yani buradan işte şurada göreceksiniz yazdık Delta remote diye download dediğimiz zaman karşımıza Delta'nın sitesi çıkacaktır. Cep telefonundan şu anda hareket ediyorum. Buradan biraz büyütüp HMI ile ilgili kısmı seçtiğimiz zaman şuradan software şu kısımda server ve remote var. Görüyorsunuz. Dopadop serisi Android için veyahut da işte bilgisayarınıza kurmak istiyorsanız alttakini. Şurada zip dosyası var. Tıklıyoruz. Dosya indirilsin mi? Kaydet diyelim. Şuradan bakalım. Evet, şu anda dosyamızı indiriyor. Bu arada operatör paneline ben arkadaşlar şöyle göstereyim. Programı yükledim. Bu bir arkadaşımızın istediği bir üretim prosesi ile ilgili programdı. Programın özellikleri var. İşte SCADA gibi çalışıyor arkadaşlar. Boruların içinde çalıştığı zaman malzemeler geçiyor, şey yapıyor. Ve şu anda dikkat ederseniz alt kısımda hep bütün alarmları veriyor. Çünkü piyasamızdaki bağlantılar şu anda o bağlantılar yok. Yani girişleri olmadığı için bu alarmları verecektir. Bu arada bizim operatör panelleri genelde geldiği zaman şey yoktur. Remote'lara açık değildir uzaktan kontrol için. Evet, tıklıyoruz üzerine ve dosyamız buraya da tıklıyoruz. Pardon. Çıkart diyoruz üstten. Dokuya remote. Tamam. Yükle diyoruz. Şu anda yükleniyor. Bu şöyle baktık. Yüklememizi yaparken biz de ayarlarımızı arkadaşlar yani sistem dosyalarına bunun içine girebilmek için ya arkadaki
yeri var. Oraya ince bir şeye tonavidele bastırmanız gerekiyor ki giriş yapsın. Ya da şurada ben sayfa ayarlar kısmına koymuştum. Bu. Evet, uygulama yüklendi diyor. Aç diyelim. Evet, şimdi bizden ne yapıyor? IP numaramızı istiyor. Bu arada biz aynı ağa bağlıyız burada sevgili arkadaşlar. Yani şöyle gösterirsek Ethernet bağlantımızı yaptık. Bilgisayarımıza bağlantımız tamam. Evet, şurada Ethernet bağlantımız tamam. Dediğim yer şu kısım, yani basacağınız yer. Evet de biz ne dedik? Ayarlarımızı zaten yapmıştık. Şöyle ayarlar sayfasında program atmıştık. Şuradan ayarlar sayfasına gireyim. Herkes girmesin diye operatör girmesin diye de şifre koymuştuk. Arkadaşlar şurada sistem menü girişi var. Buraya girdiğimiz zaman sistem ayarları. Evet, şu anda herhangi bir IP almamış. Neden? Çünkü off olduğu için şu görüyorsunuz aşağıdaki remote olan kısmımız da off. Bunu on yapalım. Bir daha dokunduğumuz zaman olacaktır. Şu kısım otomatik olarak alsın veyahut da daha sonra biz de programdan da vermemiz en uygun olan programdan vermek değişmesin diye biz herhangi bir şey vermemiştik. DSCP'yi 10 yaptık. Yani şu DSCP'de olduğu zaman modem açılıp kapandığı zaman değişebilir arkadaşlar. O nedenle siz bunu programdan atarsanız daha iyi olacaktır. Evet, onun 10 diyelim. Evet, bir daha OM'a basalım. Yeniden başlatıyor. Yeniden başlattığı zaman bu sefer Ethernet şifresini alacak. Evet, hataları vermeye başladı. Tıkladık. Açtı. Tekrar ayarlar sayfasına girelim. Tekrar ayarlar sayfasına girdik. Sistem menüye giriş yaptık. Sistem setting istedik. 192.168.1.109 gördüğünüz gibi almış. Evet, buradaki şifreyi değiştirmeyin. 1'den 8'e kadar bizden bu şifreyi de isteyecek. Arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Buna şöyle bastık. Bunu buradan da girebiliriz arkadaşlar. O şifremizi şöyle bir kere tıklayalım. Şuradan veya şuradan bul diyebiliriz. Aynı ağa bağlı olduğumuz için bulacaktır. Bul dedik. Arıyor şu anda. Evet, görüyorsunuz 192.168.1.109'u buldum diyor. Üzerine tekrar tıklıyoruz. Şifre istedi bizden. Şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'di. Okey dedik. Evet, programı yüklüyorum diyor. Evet, şu anda geldi. Telefonumuzu yan çevirdiğimizde de burada ekranda yavaş, siz yavaş görüyorsunuz ama benim cep telefonumda bayağı hızlı oluyor. Şimdi ne yapabiliriz? Şuraya kilidi açıp şöyle biraz çekebiliriz. Şuraya kapattık. Arkadaşlar. Evet. Dokunduk. Ana sayfaya geçtik. Görüyorsunuz. Manuel sayfası diye bir
sayfamız var. Bastık. Şimdi burada start butonlarımız var. Stop butonlarımız var. Separator start. Dediğimiz anda işlemler yapıyor. Şöyle ekran görüntüsünde tekrar bir alalım arkadaşlar. Evet, buradan da bunu görebiliyorsunuz. Şöyle şunu da göstermek istiyorum, cep telefonunun gerçek olan kısmına. Ana sayfaya bastım. Evet. Ana sayfamız geldi. Arkadaşlar şimdi bu IP numaramızı sabitlemek için yani ne yapabiliriz? Onun için seçeneklerden, haberleşme ayarlarından, şuradaki Ethernet'ten, şu yerel ana makine kısmının IP adresi ayarlar kısmında otomatik al değildi. İşte nedir? Ağımızda 192, 168, 1, bu 109 vermişti. O 109'u biz sabit kalsın diyelim veyahut da 110 yapalım. Bu şekilde görelim. Değiştiğini bir kişi olarak şimdi baktığımızda programı yerine yüklediğimizde 192, 168, 1 ve 1 olarak tamam diyoruz. Ayrıca yapılandırmadan ağ uygulamalarından arkadaşlar şurada Remote ve server'ı aktif yapıp şifremizi bundan sonra tatlı hiç şifre koymayalım. Tamam, o zaman bu şekilde bağlantı kesilmelerini uyarı göster. Bunu da diyelim. Tamam diyelim. Ve programımızı yükleyelim. Yeniden yaptığımız değişikliklerle. USB port açma hatası verdi. Bunu da hemen çözelim. Kablomuzda bir gevşeklik olabilir. Evet, şimdi oldu. Yeniden yükleyelim. Programımızı. Evet. Bakın bu sefer bombamız açıldı. O değerlerimiz arkadaşlar değiştirdik. Onu bir görelim. Ayarlar sayfasından. Hatta şunu da açalım. Halen bağlı gibi bir şey yapıyor. Okey diyelim. Yenisini bağlanacak. Bunu aşağıya alalım. Şuradan 25 30 4'tü. Enter diyelim. Sistem ayarlarından sistem ayarları. Şuraya gidelim. Evet, görüyorsunuz otomatik almıyor artık IP'yi. Çünkü bunun sakıncaları var. Değişebilir IP, iç IP'niz sürekli şeye göre. O nedenle bu şekilde yapmak. Bakın 10 en iyisi. 110 10 dedik. Hemen arkasından bir daha basalım. Dönüş yapsın. Gelelim. Cep telefonumuz arkadaşlar. Evet, cep telefonu şu anda 109'da. Bununla bağlanmaya çalıştığımızda
Password istese bile ne? Diyelim neydi? Şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam da şeklinde. Atıya da şeklinde yok diyecek. Evet, hata verdi. Demek ki IP adresimiz şu anda doğru değil. Kapattık. Yeniden arıyoruz. Aynı ağda olduğumuz için ara dediğimiz zaman bu şekilde. Şuradan dokunduğumuzda şifre isteyecek. Biz şifreyi kaldırdık biliyorsunuz. Uploading dedik ve yüklemiş olduk. Program burada bu şekilde ve biz dışarıdan nasıl bağlanacağız derseniz o zaman da modeminizin ayarlarını yapmanız gerekiyor. Modeminizin NAT ayarlarından dışa yönlendirme, port yönlendirme yapmanız gerekiyor. Port yönlendirmeyi yaptıktan sonra açabilirsiniz. Yani